yeni teknolojilerle gelişimi süren, farklı faydalı yüklerle yetenekleri artırılan insansız hava araçları havacılıkta sınırları zorluyor. İnsansız hava araçlarının kabiliyetleriyle ilgili gelişmelere her gün bir yenisi ekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir test, insansız hava araçlarının uçuş süresinin nerelere ulaşabileceğini gözler önüne serdi. Bir süredir geliştirme çalışmaları devam eden güneş enerjisiyle çalışan insansız hava aracı Zephyr'den yeni bir rekor haberi geldi. Türünün ilk stratosferik insansız hava aracı olan Zephyr, uçuş rekorunu 36 güne çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Özel Çalışmalar Komutanlığı tarafından yürütülen testlerde 15 Haziran'da havalanan ve halen Arizona üzerinde yaklaşık 70 bin fit irtifada konuşlandırılan Zephyr, uçuş rekorunu 10 gün arttırdı. Test kapsamında Zephyr'in, uluslararası hava sahası ve deniz üzerindeki ilk görevini gerçekleştirdiği belirtildi. Bunun, aracın uydu iletişim kontrollerini kullanarak yaptığı en uzun süreli uçuşu olduğu ifade edildi. Zephyr, 2018'de yaklaşık 26 gün havada kalarak rekor kırmıştı. Önümüzdeki haftalarda yeni bir Zephyr uçuşu başlaması ve aracın Pasifik Okyanusu üzerinden seyahat etmesi hedefleniyor. Test uçuşlarında aracın enerji depolama kapasitesi, pil dayanıklılığı, güneş paneli etkinliği ve istasyon tutma işlevleri, faydalı yük performansı gibi unsurlarda değerlendirmeler yapılıyor. Türünün ilk stratosferik İHA'sı olan Zephyr, hava koşullarının ve geleneksel hava trafiğinin çok üzerinde, tek seferde aylarca uçabilecek şekilde geliştirildi. 25 metre kanat açıklığına sahip Zephyr, yaklaşık 75 kilogram ağırlıkta bulunuyor. Kanat açıklığı uçtan uca yerleştirilmiş iki okul otobüsünden daha uzun olan Zephyr, oldukça da hafif olmasıyla dikkati çekiyor. Öyle ki Zephyr, pistte 5 kişi tarafından taşınıp, koşarak fırlatılabiliyor. İnsansız hava aracı, ordunun bir sensör platformu olarak kullanabilmesi için uzun süre havada kalacak şekilde tasarlansa da ticari alanda da birçok görevi yerine getirebilecek. Airbus tarafından geliştirilen Zephyr, geniş bir görsel kapsama alanıyla gözetleme ve istihbarat toplama için kullanılacak. Halihazırda stratosfere yükselmiş ve birden fazla dünya rekoru kırmış olan Zephyr, Airbus tarafından geliştirilmeye devam ediyor. İnsansız araç, ticari hava trafiğinden ve olumsuz hava koşullarından kaçınmak için atmosferde yüksek irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Zephyr, gece uçuşuna güç sağlamak için gün ışığında şarj edilen ikincil pillerle güneş enerjisine güveniyor. Bataryası gün boyunca güneş enerjisi ile şarj eden insansız hava aracı, gece boyunca bu enerjinin desteğiyle uçmaya devam ediyor. Zephyr, güneş enerjisi ile çalışan iki elektrik motorundan güç alıyor. Güneş enerjisi, güneş pilleri ve yüksek güçlü lityum kükürt pillerin bir kombinasyonu ile üretiliyor. Her motor, kanatlara monte edilmiş iki kanatlı bir pervaneyi tahrik ediyor. Geleneksel bir uçak ya da insansız hava aracının manevra kabiliyetine sahip Zephyr, bir uydu kalıcılığında performans sergiliyor. Bu nedenle her ne kadar bir insansız hava aracı olsa da Zephyr, bir uydu gibi çalışıyor. Zephyr, yer istasyonlarına neredeyse gerçek zamanlı bir hizmet sunuyor. Yer kuleleri, geleneksel uçaklar ve uydular arasındaki boşluğu dolduran Zephyr, mevcut altyapıyı tamamlamaya ve geliştirmeye konumlandırıldı. Zephyr, 4 kıtada 5 ülkede sivil ve askeri onaylar alarak, stratosferik insansız uçan sistemlerin hava sahasına entegrasyonunda ön saflarda yer aldı. İnsansız hava aracı, 8 saat içinde stratosfere yükseldikten sonra yüzlerce veya binlerce kilometre uzakta olabilecek istenen yere seyahat edecek. Zephyr, görüş hattı ötesi yetenekleri kullanılarak dünyanın herhangi bir yerindeki yer kontrol istasyonlarından kontrol edilecek. Zephyr, elektro-optik, kızılötesi, hiperspektral, pasif radyo frekansı radarı, sentetik açıklıklı radar, erken uyarı, lidar ve otomatik tanımlama sistemi gibi birçok faydalı yükle desteklenebiliyor. Zephyr, askeri, ticari ve kurumsal kullanım için görme, algılama ve bağlantı yetenekleri sunuyor.
Zephyr, gözetim ve istihbarat toplama için yüksek çözünürlüklü görüntüler ve video yakalama sağlamasına olanak tanıyan 20'ye 30 kilometrelik geniş bir faydalı yük ekipmanı ile görev yapıyor. Stratosferde bulunan sensörler, ortamdaki değişiklikleri kolayca algılayarak daha kesin veriler toplanmasını sağlıyor. Zephyr, altyapı sorunları bulunan bölgelerde kesintisiz iletişimin sağlanması için de önemli imkanlar sunuyor. Dünya genelinde yaklaşık 4 milyar insanın bağlantısız olduğu dikkate alındığında, Zephyr bu alanda da önemli görevler üstlenebilecek. Zephyr, karasal ağların erişimini ve kapasitesini genişletebiliyor. Bir Zephyr, 250 baz istasyonuna eşdeğer kapsama alanına sahip bulunuyor. Zephyr, bu özellikleriyle dünyanın en bağlantısız bölgelerinde iletişim imkanı sağlayabilecek. Zephyr dışındaki hiçbir hava çözümü, mevcut altyapıyı tamamlayıcı olarak gece ve gündüz kalıcı olarak 4G veya 5G bağlantı sağlayamıyor. Zephyr insansız hava aracının bu özellikleriyle dünyadaki dijital uçurumu kapatabileceği değerlendiriliyor. Zephyr, orman yangınlarının veya petrol sızıntılarının yayılmasının izlenmesi de dahil olmak üzere afet yönetiminde devrim yapma potansiyeli sunacak. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri tarafından desteklenen Zephyr aracının ilk müşterisi İngiltere Savunma Bakanlığı oldu. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ihtiyaçları için farklı tiplerde Zephyr geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Zephyr aracının geliştirilme hikayesi 2000'li yılların başına kadar uzanıyor. Zephyr insansız hava aracı, orijinal olarak Winetic tarafından tasarlandı ve geliştirildi, 2013'te Airbus tarafından satın alındı. Zephyr, 2015 yılında vefat eden Chris Kelleher tarafından icat edildi. Airbus, bu tip uçaklar için ilk seri üretim tesisini 3 yıl sonra İngiltere Farnborough'da açtı ve onuruna isimlendirdi. Dünyanın önde gelen uzay ve havacılık şirketi Airbus, Zephyr insansız hava aracına yönelik testleri askeri ve sivil müşterilerin görüş ve önerileri doğrultusunda sürdürecek. Bu da insansız hava aracının gelişiminin hızlanması ve test takviminin yoğunlaşması anlamına geliyor. Zephyr'in farklı faydalı yüklerle önümüzdeki dönemde yeni aksiyonlar gerçekleştirmesi ve uçuş süresi rekorlarına yenilerini eklemesi bekleniyor.